Evet efendim, 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Feridun Kubilay. Feridun Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. İyiyim. Bugün yine çok şık gözüküyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve çok ayrıntılı bilgilerden sizleri diyoruz ki seyircilerimize sesi açın. Çünkü Feridun Hocam bizlerle beraber. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam trigeminal nevralji, yani yüzde ağrı problemi yapan aslında bir konu. Biraz bahseder misiniz? Çünkü baş ağrısı dünyanın belki de en fazla ağrı sebebi. Yani evet. Bu da bunlardan bir tanesi ama biraz detaylarını bahseder misiniz? Tabii. Biliyorsunuz beynimizde şöyle bir özet bir anatomi geçsek. Evet. 12 çift sinir var. Evet. 12 tane sağda, 12 tane solda. Öğrencilik döneminizden hatırlarsınız. Evet, şimdi evet, onlarla evet, çok fazla evet, işiniz yok evet, sizin ama falan. Fasyal sinirle uğraşıyoruz hocam. Mesela, İşimiz, evet, fasyal mesela 7. sinirdir mesela. Evet. Bu trigeminal de 5. sinirdir. Evet. Dişin siniridir. Yani dişçiye gidip oturduğumuz zaman bazen dolgu yaptığı zaman birden o sinire denk geldiği zaman zıpladığımız sinir odur. Düşünün o ağrı ki siz diş hekiminin koltuğunda 2 saniye oturamıyorsunuz, zıplıyorsunuz bazen anestezi verdiği halde o tüm yüzünüzü kaplasın. Nasıl bir duygu? Ve sürekli ağrısın. Ve sürekli yani hastalar yani kafasını duvara vurmak ister. Benim bir hastam vardı inanın. Geldi yıllar önce. Sakal buradan. Zayıf bir hasta. Trigeminal nevralji var. 6 ayda 25 kilo verdim dedi. Çünkü yiyemiyor. Yiyemiyor çünkü yediği zaman özellikle ekşiler mekşiler falan evet, bazı şeyler provoke ettiği için yemeyeyim ki ağrım olmasın diye tıraş olamıyor. Sakal uzamış buraya sakal kadar. Sakal uzamış buraya kadar. Avuç avuç ilaç kullanıyor. Bunun ağrısı böyle migren gibi değil. Migren kafasınızı kapatırsınız, ilaç içersiniz, karanlığa gidersiniz, ağlarsınız. Evet. Bu bir saniye, iki saniye sürüyor ama sanki böyle bir dişinize 5-6 yerden bir diş hekimi tüm şeyleriyle saldırıyor. Anestezisi çekmeye çalışıyor, öyle düşün. Evet. Ay çok yüksek ve, bir ağrı. Ve elektrik gibi çarpar, yani gözümden der ki ateş fışkırdı hasta. Çok ağrılı bir şey ve genelde hepsi bize gelmeden evvel en az 4-5 tane dişlerini çekmişler. 3-4 tane kanal tedavisi yapmışlar. Çünkü aynı sinir olduğu için biraz teşhisi zor oluyor. Diyor buram ağrıyor. Evet. Gidiyor diş hekimine. Herkesin de bir çürük dişi var. İllaki. O çürük dişini tedavi ediyor. Diyor ağrı geçmedi. Diyor o zaman öndekine bakayım. Diyor o geçmedi onu çekiyor. Diyor bu geçmedi onu falan. Ben dün Azerbaycan'dan gelen bir hastaya ameliyat ettim. Trigeminal nevralji. 5 sefer dişe gitmiş. Bir diş için 5 sefer gitmiş. 6 tane dişini önden, 5 tane dişini üstten çektirmiş. Ama bulamamışlar sebebini. Sebebini bulamamışlar. Sonuçta geldi, biz onu tedavi ettik. Bu bir günlük tedavi, hocam, ertesi peki, günde gittik. Çok kısaca hocam, neden oluyor? Evet. Ve nasıl tedavi ediyorsunuz? Evet. Şimdi neden oluyor? Bazen ufacık orada bir damar problemi olabilir, AVM gibi böyle yani bir patolojik bir damar olabilir. Bazen ufak bir kitle olabilir o sinir üstünde. Mercimek kadar, pirinç tanesi kadar. Çok nadirdir böyle şeyler. Çoğu zaman buradan geçen sinirin yanından kesinlikle bir damar geçiyordur. Ven veya arter. Beynin her yerinde geçiyor. Belli olmayan bir sebepten dolayı o ven, o atar damar veya o toplar damar bu sinire yaklaşıyor, arada bir onu dokunuyor. Dokunduğu zaman hep onu diyorum sanki orada diş hekiminiz sizin o aletle sizin dişinize dokunuyor. Onun 100 kat ağrısı sizin ya yüzünüze ya üst dudağınıza çünkü onun 3 dalı var biliyorsunuz. Hangi dala dokunuyorsa hepsine dokunuyorsa tüm yüzünüz alt dala dokunuyorsa alt çene, orta dala dokunuyorsa burun kanatı ve üst, yukarı dokunursa göz. Sizi sizden alır inanın. Yani öyle bir böyle bir doğum boğum ağrısı falan yalan onun yanında. Ya bilmem böbrek taşı falan onlar hikaye. Bu ağrı gibi ağrıyı çeken bilir. Yani eğer adam Moskova'dan kalkıp İstanbul'a kadar geliyorsa ki bu ameliyatı olayım
bilin ki nasıl bir ağrısı vardı. Bu bel ağrısı, mel ağrısı falan hikaye bunun yanında. Anladım. Yani elektrik çarpar gibi hissediyorum şey olarak. Bunun birkaç yöntemi var. Birisi işte mikro cerrahi dekompresyon diyoruz veya Janette ameliyatı. Bunu bulucusu bir adamın üzerine konulmuş. Beynin arkasından açılır. Orada o beşinci sinir tanınır. Kalın bir sinirdir. Hı hı. Sonra ararsın, ararsın, ararsın. Nedir buna dokunan? Onu bulursun. Arasına bir teflon maddesi yerleştirirsin. Ki iki arasındaki iletişim kesilsin. Bazen ameliyat yaparsın. Çıkarsın, yarın o teflon oradan kayıp düşer. Yarın ha. Evet. Yani bekle bir iki sene sonra düş, bir beş altı ay sonra düş. Tekrar açıp oraya tekrar koyacaksın. Sabitlemeye çalışacaksın, sabitleyecek bir şey yok. Damardır bir de sinirdir, yani dikiş atacak bir şey yok. Bir şekilde orada şey yapıyorsun, bazen de çok yapıyorsun, bakıyorsun ki ömür boyu gitti. Mesela ben o yaptığım var ki bir gün sonra düştü, o sakallı hastaya da 7-8 sene önce yaptım. Hiç gelmedi biliyorsunuz. Hasta memnun kaldığı İnşallah. Zaman hiç vuramaz. Problem olduğu zaman hep gelir gider. Evet. Akraba oluruz. Peki hocam bu kadar şimdi bir kafanın içerisinde, yüzün içerisinde olan bir sinirden bahsediyoruz. O damarı oradan nasıl görebiliyorsunuz? Yani MR mı? Arayarak. 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 MR yalnız çektiririz ki bakalım başka patoloji var mı yok mu? Tümör, mümör veya AVM falan var mı yok mu? Gerisi arayarak siniri bakıyorsun, beyin sapından çıktığı yerden takip ediyorsun, takip ediyorsun, takip ediyorsun, ta içeriye doğru. Sonra diyorsun, bu burada bakıyorsun ki bir tane dal sallanmış, ona çok yakın, olmaması gereken yerde. Diyorsun, budur dokunuyor. İnşallah budur diyorsun. Ona göre de ama ona göre şey yapıyorsun. Bulursanız şimdi, kolay teflonu koyuyorsun ama bulamazsanız evet. Uğraştır diyorsun. Tabii. Yani. Ama bu ama yani o biraz risklidir. Beyin sapı falan, beyin tabii. Falan bir problem var. Fasyal parezi gelişebilir. Tabii. Yüz felci gelişebilir çünkü çekiyorsunuz beyin sapında ödem falan olabilir falan. Evet. Ama yapılmayacak iş değil. Sonuç böyle yapılıyor ve genç hastalara tavsiye edilir. Böyle ameliyat. Yani onun daha aslında diyorsunuz ki burada biraz daha çok ağrı geldiğinde evet diş diye zannediyoruz gidelim gösterelim ama bu birkaç dişte bulunamıyorsa bir beyin ve sinir cerrahisine de görünmek tabii. En güzeli. Tabii ama çok ilk seçeneğimiz yeniden ilaçtır bizim her şeyde. İlaç yani biz cerrahız. Biz cerrahız ama ilk seçeneğimiz her zaman ilaç oluyor. Neticede böyle en kısa yol, en zararsız yol, en komplikasyonsuz yol ilaçtır. Bir de benim aslında size bulmuşken soracağım bir soru var hocam. En çok dert yandığımız bir konu. Özellikle bence kadınların doğumdan sonra gerçekleşiyor. Belimizdeki ağrı, bel fıtığa doğru gidiş. Bununla ilgili biraz bel fıtığı nedir diyeyim ben size. Biraz konuyu açalım. Çünkü bel fıtığıyla ilgili çok çile çeken çok seyircimiz var biliyoruz. Evet. Geçen programda anlattığım gibi sonuçta bir yastıklar var. O yastıkların kayması veya şişmesinden dolayı sağ taraf veya sol tarafta olur genelde. Çok nadirdir orta tarafta olsun. Çünkü o kıkırdağın en zayıf yerleri bir sağdadır, bir soldadır. Yani olsa ya sağdan olur ya soldan olur. Ben hep bunu derim, yani bir yumurtayı düşünün. Yumurtayı, haşlanmış bir yumurtayı çıkarsanız, baksanız bir yerde o yumurtanın sarısı çok yakındır şeye dışarıya. Evet. Yani o yumurtanın akı çok incedir orada. Yırtılırsa orası en kolay yırtılır. Bel fıtığında da yumurtada genelde ortada olur. Bunda iki taraftadır. Ya oradan olur ya buradan olur. Her zaman her şişkinliğe biz fıtık deriz. Biliyorsunuz yani göbek fıtığı şişkinlik oldu fıtık. Kasık fıtığı şişkinlik oldu fıtık. Bel fıtığı da o kıkırdağın dışarıya doğru bombeleşmesidir. Onun çok çok zararı yoktur. Bel ağrısı yapar, bacak ağrısı yapar. İlk seçenek yine istirahat ve fizik tedavidir. Eğer fayda görmese son bir 5-6 senedir yaptığımız ozon tedavisidir. Çok fayda görüyor. Evet, bu çok fazla şu an revaçta hocam. Çok duyuyoruz biz de ozon tedavisi. Ben 5-6 senedir yapıyorum ama son 1 senedir böyle bir revaçta olmuş. Evet. Ama ben bunu hep uyarmak istiyorum. Ozon tedavisi klinikte, muayenehanede yapılacak bir işlem değildir.
gerçekten yapmak istiyorsa birisi ameliyathane şartlarında, çünkü skop olmadan giremezsin. Tabii. Yani ben el yordamıyla hiçbir zaman o kıkırdağı bulup giremem. 10 bin tane ameliyat yapmışımdır, giremem oraya. Onun için kesinlikle skopi eşliğinde olacak, kesinlikle steril bir ortamda olacak. Ve 45 dakikalık, 1 saatlik falan bir işlemdir. Böyle 10 dakikaya ben sana ozon yaptım, hadi güle güle değil. Şey olarak. Bizim en fazla ameliyat önerdiğimiz fıtıklar, o kapsülünü yırtıp, o sarının dışarıya, yumurta sarısının dışarı akar gibi, içindeki daha yumuşak bir kıkırdağın dışarı akmasından dolayı oluyor. O zaman da biz ameliyat öneririz genelde. Çünkü onda da geç ameliyat olanlar var. Ayak düşüklüğü yapıyor. Çok büyükse idrar kaçırması yapıyor. Cinsellik problemi yapıyor. Ve o da niye oluyor? Ben hep onu diyorum. Çoğu genetiktir. Bel fıtığı. Evet, çoğu genetiktir. Yani babada varsa, anada varsa, amcada varsa falan. Yani bu böbrek taşı gibidir. Bir komşu da her gün gidip taşını kırdırır, aynı suyu içiyor. O biri komşuda hiçbir şey olmaz. O da sonuçta böyle bir mekanik bir arızadır. Evet. Netice itibariyle. Tabii ben... yanlış hareket ve doğumlar da bunu çok etkiliyor değil mi hocam? Kilo alım var, kilo verimler. Etkiliyor ama genetik gibi değil. Tabii doğum, hamilelik o belin lordozunu taşıması, değiştiriyor. Taşıması, evet. O eğriliğini değiştiriyor. O yük başka yerlere binmeye çalışıyor. Sonra o zorlama, ıkkınma doğumda, evet. Onların hepsi... Bir belden tabii ki buna, güç kazanarak buna, ilerliyor. Tabii, ya, bunların hepsi hocam etkilidir o şeyde. Hocam bir de dark kanal diye bir şey var. Çok popüler. Yani işte... pek çok kişi de duyuyoruz. Benim de dark kanal varmış. O yüzden ayağım ağrıyor. İşte o yüzden şöyle oluyor. Nedir bu dark kanal hocam? Şimdi hocam biliyorsunuz bu omuriliğin geçtiği bu kemiklerin arasındaki delik yaklaşık, tabii insandan insana değişir, bu standart değil ama ortalama 16-17 milimdir. Evet. Bir benzetme daha yapacağım. Bizim rutin hayatımızla bağdaşan. Hepimiz soba yakmışız. Siz yakmamışsınız, çok gençsiniz yok, ama görmüşsünüz belki. Ben anneannemden görmüşlüğüm var. Her sene olmasa da iki senede bir o sobanın bacası temizlenir. Tıkandığı için. Evet, yani kenarlarına yapıştıkları yapıştığı için. Evet. Bu da belde oluşuyor. Kireçlenme oluyor. Orada o kenarlarında nasıl yapışıyor? Eskiden sular çok kireçliydi. Çaydanlıkların içi de barbağalardı. Evet. Onu kaynatarlardı, bilmem çamaşır suyu, bilmem soda filan, bilmem ne filan, böyle bir tabii. şeyler yaparlardı. Şimdi az kireçli, daha pH'si düşük olduğu için öyle bir şeyler olmuyor. Bu dar kanalda ben hep derim, sobanın bir suçu yok, yakanın bir suçu yok, odunun bir suçu yok. Baca tıkanmış kardeşim, o bacayı açacaksın. Başka hiçbir tedavisi yok. Yani cerrahinin dışında dar kanalın hiçbir tedavisi, bel fıtığı... Gitsin 3 ay yatsın, ameliyat olmasın, ben yatacağım desin. Bir zararı yok. Düzelebilir. Düzelme ihtimali de çok çok yüksek. Ama dar kanal 3 ay yattık zaman üstüne koyar, eksilmez. Çünkü o bacağının temizlenmesi lazım. Hastanın en büyük şikayeti ağrının dışında yürüme mesafesinin kısalması oluyor. Yani hasta diyor, ben diyor 50 metre, 100 metre yürüdüğüm zaman oturup dinlenmek zorundayım. İzin vermiyor yürümesine, sindire bastığı için. Oturur, dinlenir. Anadan doğmuş gibi olur. 50 metre tekrar yürür, tekrar oturup dinlenir. Peki neden dar oluyor hocam? Evet. Kireçlenmedir. Kireçlenmedir. Yani böbreğimizde niye taş oluyorsa, damarlarımızda niye şey oluyorsa, tıkanma peki oluyorsa. Peki hocam tedavisi kolay mı? Sonuçta değil. Bakın içinden sinir geçen bir ring gibi bir sert bir dokuyu tıraşlayacaksınız ama nasıl tıraşlanacak? Şimdi bunu değil. Nasıl yapıyorsun? Kolay hocam? Değil. O da meslek sırrı, onu buradan anlatayım. Yani tedavisi olan bir şey. Olan bir şeydir, cerrahidir ama kolay değil tedavisi. Peki oluşmaması için hocam? Oluşmaması için bir şey yok, o da genetik. Yani benim mesela... Genetik yatkınlığı var onda benim, aynı şekilde. Benim annem, Allah selamet etsin, 94 yaşında. Maşallah, uzun ömürler versin. Kendi dişleri, hiçbir protezi sağda solda yok. 94 yaşında yaşayan, ki çoğu insan yaşayamıyor. Diz protezi var, kalça protezi var falan var, bilmem ne falan. Genetiktir. Evet. Peki hocam kolay mı tedavisi yoksa zor mu? Zor.
Peki açılabiliyor ama çok, mu? Açılıyor. Mu? Çok yüz güldürücü. Sekel veriyor mu? Çok yüz güldürücü. Çok çok yüz güldürücü. Sırf kanal darlığı varsa, onun yanında diski yoksa, fıtığı yoksa ve kemik kayması yoksa mikro cerrahiyle hiç kemik almadan o kanal temizlenir. Hasta da ertesi gün eve gider. Peki bunda da iğne tedavisi gibi, mümkün steroid değil. Tedavisi, mümkün ozon değil. Tedavisi, fizik tedavi hiçbirisi? Mümkün değil. Cerrahi işlemi. Yani lazım. Evet, bir zaman geçtikçe de artacaktır. Tek onu diyorum. Cerrahi. Zaman geç. Ama eğer kemik kayması varsa ve onun yanında fıtığı da varsa o zaman çoğu zaman platin koymak zorunda kalıyoruz. O biraz daha ağır geçiyor hasta için. Ama yüz güldürücü ameliyattır, öyle söyleyeyim. Bel fıtığından daha yüz güldürücüdür hatta. Nasıl güzel. Hocam verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Evet, yine çok derinlere daldık gerçekten. Beni davet ettiğiniz için ben çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet efendim, 8'de sağlıklı bugünkü konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay idi. Bize çok güzel, çok etkileyici bir anlatımda bulundu, sağ olsun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.